Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 3. Uluslararası BASEV Kongresi'nde ilk konuk konuşmacımız. Matbaacılıkta Değişim konu başlığı ile gazeteci, yazar Sayın Ertuğrul Özkök. Buyurun. Şimdi sizden 5 dakikalık bir küçük filmi izlemenizi diliyorum. Konuşmaya ondan sonra başlayacağım. Çok küçük film. Kendi imkanlarımla hazırladım. Yani amatörce bir film. Ama bu film benim anlatacağım konunun başlangıcı. Çocuklar nereye basıyordum burada? Evet. Mahallemizin abileri vardı. Başta İzzet abi tabii. İzzet aynen. Bunu da öyle. Ne öğrendiysen anlıyor. Onların bir tabut tümenine şahit. Tabut tümeni mi? Ha, tabut tümeni. Mahallede bir deli var diyeceğiz. Cengiz, sana bir şey olmayacak aslan. Hadi gir şunun içine ya. Lan seni Luna Park'a götüreceğim ha. Luna Park. Ben kanırım orada. Eşke Cengiz. Hadi ya. Yalnız Cengo, oğlum sen artık ölüsün ha. Allah rahmet eylesin. Çocuklar filmde bir ağzım var. Hayır ama yanlış bir şey yaptım. Filmi tamamlayamadık. Biraz ileriye alır mısınız lütfen bittiği yere size orada mümkünse. Başta İzzet abi. Evet. Anladım. Film bu kadar mıydı? Eksik gelmiş o zaman. Filmi asıl anlatmak istediğim telefonu maalesef eksik kalmış. Şimdi bu filmin hikayesini anlatayım. Çünkü filmin devamı vardı. Devamını ben size sözlü anlatacağım. Çünkü maalesef dün ilettim ama WhatsApp'tan iletirken herhalde eksik geldi film. O yüzden eksik kalmış. Şimdi bu film Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filminin giriş sahnesidir. Çoğunuz seyretmişsinizdir bu filmi. Bu filmi göstermemin nedeni şuydu. Bu filmin çekildiği yer herkes burayı İstanbul'un Dolapdere'si zannediyor ama bu film İzmir'in Yeni Doğan Mahallesi'nde çekildi. Ve filmin bu sahnesinin adı da Tavuk Dümeni'ydi. İnsanları üç kağıda getirmek için çekilen yerdi. Bu filmin çekildiği Yeni Doğan Mahallesi İzmir'de Roman vatandaşların yaşadığı bir mahalledir ve bugün hala da vardır ve adı Tenekeli Mahalledir buranın. Bu Tenekeli Mahalle'nin hemen biraz ilerisinde bir demir yolu vardır ve o demir yolunun ötesinde de 1423 sokak başlar. Benim babamın hikayesi bu 1423 sokakta başladı. Oradaki küçük bir evde. Kahramanlar Mahallesi'dir burası ve Kahramanlar Mahallesi bir tarafında Roman vatandaşlarının yaşadığı, öbür tarafından da Anadolu'nun ve Balkanların her tarafından, adalardan, Ege adalarından gelmiş insanların kozmopolit bir şekilde yaşadığı ama yoksul insanların yaşadığı bir mahalleydi.
Çok güzel bir mahalleydi burası. Burada Yeni Doğan Mahallesi'nde de burada seyrettiğiniz gibi olaylar olmazdı. Burası sırf dekor olarak kullanılmış. Çünkü ben çocukluğumda mahallemizin biraz ilerisindeki o Yeni Doğan Mahallesi'ne çok giderdim. Çünkü mahallemizin açık yazlık sineması oradaydı ve ilk yazlık filmlerimi orada seyrederdim. Ve orası güzel insanların yaşadığı yerdi. Hala da adı Tenekeli Mahalle olarak bilinen bu kısımda İzmir'in büyük böyle olaylar olmaz. Bütün çocukluğum boyunca orada hiçbir cinayet, hiçbir tecavüz olayının olduğuna ben tanık olmadım. Böyle bir yerde büyüdüm ben ve babam işte o mahallede Bulgaristan'ın Kırcaali kasabasında doğmuş bir insan olarak, annem de orada doğmuş bir insan olarak önce Akhisar'a sonra İzmir'e geldiler. Ve benim babam bir matbaacı çırağı olarak İşte o mahallede hayatının iş hayatına başladı ve o mahallede matbaacı oldu. Değerli matbaa sektörünün değerli misafirleri, konuşmama sizlere çok derin minnet dolu bir teşekkürle başlamak istiyorum. Çünkü yıllardan beri beni matbaacılar çağırsalar ve onlara ben babamı anlatsam diye bekliyordum. Çünkü iftihar ettiğim bir babam vardı ve maalesef göremediniz. Babamın mezar taşında ismi ve doğduğu yer dışında tek kelime yazıyor. Matbaacı kelimesi. Bize bunu vasiyet ederek gitti. Mezar taşında matbaacı Şükrü Özkök yazıyor. Altında da doğum yeri Kırcaali 1917, ölümü İzmir 2000 yılı yazıyor. Ve ben bir matbaacı çocuğu olarak gururla büyüdüm. Babamın bana anlattığı duygularla büyüdüm. Filmi seyredebilseydiniz filmin sonunda babamın bana bıraktığı bir vasiyet cümle var. O cümleyi görecektiniz. O cümle de şudur. Daha doğduğunda dedi, ben senin kulağına bunu fısıldadım. Ölmeden önce de söylüyorum. Oğlum dedi bana. Burası bizim son vatanımız. Gidecek başka vatanımız yok. Bu vatana sahip çıkın. O yüzden açılış konuşmasında açılışı yapan arkadaşımızın Atatürk'le ve Cumhuriyet'le ilgili söylediği şeyleri büyük bir gururla dinledim. Çünkü 71 yıllık hayatım bana şunu öğretti. Bütün okullarda aldığım eğitim bana hep şunu öğretti. Osmanlı matbaaya çok girmiştir. Ama Cumhuriyet matbaacıları o aradaki farkı fazlasıyla kapattı ve çok daha ileri gitti. Bugünkü toplantı işte bu Cumhuriyet matbaacılarının zafer toplantılarından bir tanesidir. Konuşmama işte sizlere bu minnet ve şükran borcunu dile getirerek başlıyorum. Şimdi size anlatacağım hikaye aslında bir insan hikayesi, bir matbaacı hikayesi ama aynı zamanda Türkiye'de matbaacılığın değişim hikayesi bu. O bakımdan bunu kesinlikle bir şahsi hikaye olarak algılamayın. Çünkü bu hikaye aslında burada bulunan insanların çoğunun da hikayesidir. Babamın ben ilk hatırladığım dönemi işçilik dönemidir babamın. Ben ilkokula giderken babam benim İzmir'de Küçük Demirhan'da bir kırtasiye eşyası üreten Mustafa Nafiz Delen diye hiçbir zaman unutmadığım çok saygıdeğer bir insanın yanında çalışıyordu. Bir tarafında kırtasiyeci dükkanı vardı, yukarıda da bir makine vardı. O makine hala bütün ayrıntılarıyla benim gözümün önünde duruyor. İncecik misina gibi, böyle incecik bir ip gibi çizgilerin, iplerin gittiği bir defter makinesiydi bu. Adının defter makinesiydi. Çizgili defter yapıyordu. Çizgili defter yapıyordu ve ben dolayısıyla çocukluk hatıralarımda kırtasiye kokusu ve o defterin çizgilerini çeken boyanın kokusuyla büyüdüm. Sonra babam kendisine ustabaşıydı o sırada orada, usta olmuştu. Sonra kendisine bir ortakla beraber küçük bir matbaa dükkanı açtı ve ilk makineleri bir pedaldı. Yani elle çalışan bir pedaldı. Uzun yıllar babam elle alınıp koyulan, kağıtların elle alınıp koyulduğu pedalda matbaacılık yaptı. Sonra bir gün geldi. İşte bu fotoğrafta gördüğünüz soldaki benim babamdır. Sağdakinin kim olduğunu şimdi çıkaramıyorum artık.
yanında gördüğünüz orijinal Heidelberg yazan otomatik pedaldir. Bu makine Türk matbaacılık tarihindeki efsane makinelerden biridir. Ve Türkiye'de birçok matbaacıyı, eminim sizin aranızda da birçok matbaacının aile hikayelerinde otomatik Heidelberg makinenin çok vazgeçilmez hatıra dolu bir yeri vardır. Türkiye'de matbaacılığı ileri götüren en önemli teknik donanımlardan biridir bu. Babamın bu makineyi aldığı gün yaşadığı heyecanı unutamam. Benim babam güzel bir rakıcıydı. İyi rakı içerdi ve babam ortağıyla beraber babam bıçakta çalışırdı. Biz bıçak derdik, İstanbul'dakiler giyotin derlerdi. Yani kağıt kesme makinesi. Biz bıçak derdik. Babam bıçakta çalışırdı. Bayağı fiziğiyle çalışırdı. Öğlen saat yarım olduğunda da ortağıyla beraber bırakırlar. Kemer altında bir balıkçıya giderlerdi. Rakıları gelirdi. Günün ilk yarı bölümünü rakılarının, iyi de içerdi babam. İlk rakılarını içer, sonra tekrar işinin başına döner, tekrar bıçakta çalışırdı. O kafayla elini kesmeden nasıl bütün hayatı boyunca çalıştı, hala hatırlamış değilim. Hele hele dinamit atan balıkçıların hepsinin parmaklarının kopuk olduğunu görünce babamın çok dikkatli ve iyi çalışan veyahut da rakıdan etkilenmeyen bir insan olduğu kanaatine vardım yıllar sonra. Akşam üzeri de işi bittikten sonra beni yanına alırdı. Bizim dükkanlardan basmanenin kenarından giderken küçük Rum meyhanelerinde her birine babam durarak bir kadeh atardı. Daracık böyle meyhanelerdi onlar. Ben de küçük boyumla yukarıdan elimi uzatıp ilk kalamarlarımı orada yedim. Ve kalamarı çok erken tattım o yüzden de. Türkiye'de daha kalamarı çöpe atarlarken babam bana kalamar yemeyi öğretti ve öldüğüm güne kadar da babam da İzmir'den ayrıldıktan sonra ne zaman İzmir'e gitsem buzdolabında, buzun içinde beni bekleyen hazırlanmış kalamarlar orada dururdu. Şimdi benim babam ilkokul ikinci sınıftan ayrılma bir insandı. Bizim soyadımız aslında Özkök değil, Rodop. Bulgaristan'da Balkan Savaşı'ndan sonra 1912'de Osmanlı oraları kaybettikten sonra Bulgarlar ailenin en büyük çocuklarına karşı bir kampanya, bir ortadan kaldırma kampanyası başlatınca dedemler babamı kurtarmak için ailenin en büyük oğlu olarak babamı eniştemle beraber Türkiye'ye gönderme kararı almışlar. Eniştemin soyadı Özkök'tü. Onunla gelebilmek için babam da Rodop soyadını bırakıp Özkök soyadını aldı. Yani biz aslında soyadını biraz takma soyadını taşıyan bir aile olarak büyüdük. Gerçi fena bir soyadı değildir ama bu özlü kelimeler hep kökünden koparılan insanların kendilerine verdikleri isimlerdir. O yüzden ne zaman özle başlayan bir isim görsem ben mutlaka köklerine doğru, geçmişe doğru bir özlem olduğunu düşünürüm. Babaannem Rodop olarak öldü. Dedem Rodop'tu. Amcam Rodop'tu. Ama biz Özkök olarak yaşıyoruz ve babamın mezar taşında bu yüzden Özkök yazıyor. Şimdi o yıllarda bu otomatik pedal geldikten sonra tabii babam bununla çok övündü ama ben babamdan daha çok övündüm. Yani çünkü bir teknoloji girmişti bizim evimize. Bir teknoloji girmişti. Bu arada annem de babama yardım etmek üzere evde babam böyle zarf basardı. O zaman zarflar önemliydi. Fakat zarfların katlanma yapma işini eve getirirdi. Annem de evde mahallede birkaç kadına iş verirdi. Böyle kendi kendilerine bir iş yaratmışlardı. Bizim evde hep o yüzden annemi ben ya kutu katlarken ya zarf katlarken öyle hatırlarım. Yani bizi okula gönderdikten sonra onları yaparlardı ve böylece bir büyük bir aile şirkete işletmesi haline gelmişti bizim evimiz. Bununla çok övündüm. Fakat yıllar boyunca bir insana da babam dışında bir insana da şükran duygularımı hep anlatmak istedim. Bundan bir süre önce Almanya'nın Bild gazetesinde yazı yazıyordum ve Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni de çok iyi arkadaşımdı. Bana bir gün dedi ki, bu yıl Türklerin Almanya'ya göçlerinin 50. yılı. Sen de dedi bize Bild gazetesinde bir dizi yazı yapar mısın? Ben de bunun üzerine bana bir Alman fotoğrafçı verdiler. Almanya'ya gittim ve orada çeşitli yerlerde gezerek falan bu Türklerin 50. yılını anlatmak istedim. Fakat orada Almanlara anlatmak istediğim bir insan vardı. O insanın izini sürdüm olsa da fakat nedense çok da kargaşaya geldi de bulamadım. Sağ olsun Sermet Bey benden bu konuşmayı isterken ona dedim ki benim bu insana karşı bir
duygusal bağımlılığım var ve o duygusal bağımlılığım matbaacılarla ilgili böyle bir konferansı anlatmak istiyorum. Çünkü matbaada, Türkiye'nin matbaacılığın gelişmesinde, değişiminde bu insanın çok büyük payı olduğuna inanıyorum ben dedim. Kim dedi? Dedim ki, adı Blumel. Monsieur Blumel. Ha dedi, Willy Blumel. Evet dedi, onunla ilgili dedi, çok iyi bilgiler var ve çalışmalar var. Ben sana bunu temin edebilirim dedi. Ve böylece ben Monsieur Blumel'in de peşine düştüm ve onu tekrar yıllar sonra izini bulup burada onun size küçük bir hikayesini anlatmak istiyorum. Bu resimde gördüğünüz Willy Blumel bir Alman. 1933 yılında Türkiye'ye ilk defa gelmiş. 1933 yılı Almanya'da Nazilerin yani Hitler'in iktidara geldiği yıldır. Belki de kaçarak geldi buraya, bilmiyorum. 1933 yılında Türkiye'ye gelmiş. Şirketi tarafından gönderilmiş. Gelmesinin nedeni de Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'de basın alanında bir devrim yapmak istiyor ve ilk tipo makinesini getirmek istiyor. Ve tipo makinesini İthal ederken şirkette montör olarak Willy Blumel'i Türkiye'ye gönderiyor. Ve Willy Blumel geliyor Türkiye'ye. İlk defa Cumhuriyet'in matbaasını kuruyorlar. Yardım ediyor. Yıllarca kalıyor. Fakat 1939 yılında 6 yıl kalıyor Türkiye'de. Daha doğrusu gidiyor bir ara, sonra tekrar gönderiyorlar, geliyor. 1939 yılında Türkiye'de savaş başlayınca ülkesine dönmek istiyor. Savaş var çünkü. Fakat şirketi diyor ki hayır sen orada kal. Yine bilmiyoruz. Belki de dönmek istemiyor memleketine. Öyle bir durumda burada kalıyor. Fakat burada kalınca tabii ki savaşlarda hep ilk sorun göçmenlerin başına geliyor. Onu da Çorum'daki bir göçmen kampına gönderiyorlar. Çünkü bir tarafında savaşın Almanya var merkezinde ve o da bir Alman vatandaşı. Çorum'a gidiyor Willy Blumel, orada kalıyor kampta. Çorum kampı trajik bir kamptır. Türkiye'de de çok sayıda, Türkiye'nin o zamanlar tırnak içinde söylüyorum, azınlık olarak bilinen çok düzgün, çok namuslu insanların da yazık olarak yani gidip zor günler geçirdiği yerlerden biridir orası. Türkiye'nin böyle kampları vardır. Varlık vergisi zamanında da çektirmiştir Türkiye'nin azınlıklarına. Fakat Willy Blumel orada boş durmuyor. Küçük, orada da bir matbaa kuruyor ve insanlara matbaacılık öğretmeye başlıyor. Daha sonraki yıllarda savaş bitince tekrar İstanbul'a geliyor ve orada yerleşiyor. Çocuklar ileriye nereden geçiyorum ben? Geçemiyorum buradan ileriye. Ben geçeyim. Sen geç hadi oradan ya, ne olursun. Ha, geç bir daha öbürüne, evet. Evet işte ortada gördüğünüz kişi, bir geri alın lütfen, ortada gördüğünüz kişi bakın böyle sanki yani kıyafetlere bakarsanız bu konsolosluktaki cinayeti işlemeye gelen adli tıp heyeti gibi hepsi giyinmişler yani. Delilleri ortadan kaldırmak gibi ama bunlar matbaacılar. Burkhard Gantenbein. Ben bu ismi çok gördüm. Çok gördüm babamın matbaasının makinelerinin üzerinde ve ezberledim. Çünkü ben otomatik Heidelberg otomatik pedali kullanmayabilirim. Forsasını bilmem nesini hala beynim bu emri vermeye hazır ama 71 yaşında ellerim o beynime uyar mı? O konuda şüpheliyim çünkü uymadığını çok acı bir olayla öğrendim. Yani yaşlanmanın ne olduğunu bundan bir süre önce 5-6 yıl önce medya yöneticileriyle Galatasaraylı futbolcular arasında bir böyle bir sosyal yardımlaşma için bir maç yapalım dedik. Biz de hepimiz giydik formalarımızı çıktık medya takımı olarak. Ben futbol oynuyordum. İzmir'de İzmir Spor'un genç takımında futbol oynadım. En büyük idollerimden biri mahallemizin çocuğu olan Metin Oktay'dı. Ve onun futbolcu olmak isterdik. İyi de futbol oynardım. Fakat 65 yaşında sahaya çıktığımda beynimdeki bütün her şey hazırdı. Yani topu arkadan atmak, öne geçirmek, vurduğum zaman nereye gideceğini görüyordum. Ama ilk şutu attığımda anladım ki yaşlanmak başka bir şey. Beyin maalesef genç kalıyor. Belki de maalesef değil, iyi ki genç kalıyor. Ama maalesef uzuvlar o beyne ayak uydurmakta biraz
aksamaya başlıyor. Çünkü attığım top oraya gideceğini diye düşündüğüm top şuraya düştü. İnsanın başka huzurlarında da aynı şeyler oluyor. Evet. İşte böyle bu bilimel benim hayatımda çok önemlidir. Çünkü bilimel bizim matbaanın kuruluşunda da mentor olarak defalarca İzmir'e geldi. Ve ben babamlarla babamın rakı masasında bilimel iyi rakı içerdi. Çok iyi rakı içerdi. Ve babamlarla rakı masasında gider Blumel'le yapılan sohbetleri dinlerdim. Olağanüstü bir insandı. Hep öğretirdi, hep sevgiyle, sıcaklıkla yaklaşırdı insanlara. Ama aynı zamanda da Alman disiplini dediğimiz şeyin ne olduğunu ilk defa onun öğrendim ben. Çünkü gelip çalışmaya başladığı zaman makine kurulurken hakikaten olağanüstü bir disiplinde çalışır, olağanüstü bir ayrıntıcılıkla bütün ayrıntıları tek tek gözden geçirir ve o makineyi saat gibi çalışır vaziyette bırakır, giderdi, arada bir de gelirdi. Şimdi matbaacılıktaki değişim Türkiye'de teknolojinin girişiyle başladı. Öteki Müslüman ülkelere baktığınız zaman Heidelberg makinelerinin Türkiye'ye girişi öteki Müslüman ülkelerden çok çok daha öncelerine gider ve Türkiye'deki insanların, matbaacıların gerçekten böyle teknolojiye olan yatkınlıkları, bağımlılıkları böyle başlamıştır. Ama matbaacılar enteresan insanlardır. Matbaacılar, biraz önce açılışta da gördük, gerçekten Cumhuriyet ilkelerine bağlı, ilerlemeye bağlı, bilime bağlı insanlardır. Benim babama olan minnet duygularımın başında babamın bana getirdiği hediyeler de vardır. İzmir'e ilk otomatik Heidelberg pedallerden birini getiren babam ilkokul ikinci sınıftan ayrılmak zorunda kalmıştı. Dediğim gibi çünkü Bulgaristan'dan göçmen olarak gelince burada hayatını sürdürmek için çalışmak zorundaydı ve babam 9 yaşından itibaren çırak olarak çalışıp daha sonra gelen babaannemi ve iki kardeşini de bakmakla yükümlüydü. Dedem çok erken olduğu için de babam 10 yaşından itibaren ailesine bakan bir insan olarak devam etti. Bugün ben torunlarıma baktığım zaman 10 yaşında bir çocuğun aileye bakma zorunluluğunun ne olduğunu hala anlayamıyorum. Nasıl bir olaydır bu? Hala anlamıyorum. Hele hele kendi 10 yaşımı düşününce kovboyculuk oynayan bir çocuk olarak bu sorumluluk duygusunun insanlara Allah tarafından verilen bir duygu mu yoksa koşulların, zorlukların insana kabul ettirdiği bir davranış biçimi olduğu konusunda vallahi henüz daha karar veremedim. İlkokul ikinci sınıftan ayrılan babam bir gün İstanbul'a giderdi kağıt almaya. Çünkü kağıt ve mukavva derdik biz karton kara borsadaydı ve İstanbul'dan kara borsayla alınabilirdi ancak. Şimdi bugün tekrar enflasyonla mücadele altında yapılan işlere baktığım zaman inşallah diyorum tekrar bu kara borsa denilen şey bu ülkede hortlamaz. Tekrar matbaacılar aynı sıkıntıları, aynı zorlukları yaşayamazlar. Çünkü kara borsa demek aldığınız malın her gün değerinin artması ve dolayısıyla sizin ham madde girişinizde her gün zorluklarla karşı karşıya kalmanızdır. Çünkü son ürettiğiniz malı insanlara satmakta zorlandığınız ama ilk ürünü almakta da hep zorlandığınız bir ticarettir bu. Ve bu ticaretin altına kalkmak için gerçekten finansal büyücü olmak gerekir diye düşünüyorum ben. Ve matbaacılar o beceriyi yıllar boyunca Türkiye'de gösterdiler. Şimdi biraz önce başkanı dinlerken aynı zorlukların hafif de olsa daha da hafif olsa bugün de başka biçimler altında, finansman yönetimi adı altında geldiğini görünce üzülüyorum. Yani zor bir meslektir bu. Babam bir gün İstanbul'dan geldiğinde bana 3 tane kitap getirdi. Kitaplardan biri Panayt İsradi'nin kitabıydı. Biri Haldun Taner'in kitabıydı. Bir de Jean-Paul Sartre'nin kitabıydı. Varlık yayınlarından hiç unutmadım bu kitapları. O gün tam anlamadım kitapların ne olduğunu. Fakat aradan 2-3 yıl geçince bana getirdiği kitapların ne olduğunu çok daha iyi anladım babamın. Ve yıllar sonra babama sordum. Baba dedim, sen ilkokul ikinci sınıftan ayrılma bir insansın. Büyük bir ihtimalle bu yazarların isimlerini de duymadın sen dedim. Nereden gidip seçtin sen bu kitapları? Diye sordum babama. O da bana dedi ki, ben dedi kağıt karton almaya Çağaloğlu'na giderdim dedi. O da Çağaloğlu'na dedi bir kitapçıya girdim dedi. Kitapçıya anlattım oğlumun nasıl bir insan olduğunu.
O da bana dedi ki, bak dedi, bu dönemde okunacak kitaplar bunlardır. Belki erken yaşı için ama 3-5 yıl sonra bu kitapların ne olduğunu daha iyi anlayacak dedi ve bana o kitapları verdi. Cağaloğlu'ndaki o vizyoner kitapçının kim olduğunu hiçbir zaman öğrenemedim tabii. Ama Cağaloğlu kelimesi hayatıma ilk defa işte o bana gelen kitaplarla geçti. Ve Cağaloğlu kelimesi hala benim gözümde Türkiye'nin modernizminde, aydınlanmasında çok önemli bir duyguyu, anı ifade ettiğini içimde hissediyorum. Brumel Türkiye'de kaldı. Gördüğünüz gibi şirketlerini kurdu, burada para kazandı, şu oldu, bu oldu, nesiller yetiştirdi. Belki de içinizdeki matbaaların bir kısmında bile siz olmasanız bile babalarımız hatırlar Brumel'in yaptığı katkıları. O yüzden biz Monsieur Brumel derdik. Çünkü İzmir Levantenlerin memleketiydi. Yani her Blumel lafı bilmiyorduk biz. Her Blumel dememiz lazımdı Alman olduğu için ama biz Monsieur Brumel diyebilirdik. Çünkü gördüğümüz her yabancıyı tam bir Levanten terminolojisiyle Monsieur olarak değerlendirdik. Yani Amerikalı da olsa Monsieur'ydü. Mr. kelimesini ve her kelimesini henüz daha öğrenmemiştik. Ve o yüzden benim aklımda hep Monsieur Brumel olarak kaldı. Ve bugün bana bu fırsatı verdiğiniz için Monsieur Brumel'e, her Brumel'e burada bana o yıllar boyunca anlattığı, beni daha ileriye götürmek için bizzat bana anlattığı şeyler dolayısıyla arkasından teşekkür etmek istiyorum. Monsieur Brumel 1933'te Türkiye'ye geldi ve bu ülkede öldü. Bugün Protestan mezarlığında arkadaşlar geçerse Feriköy Protestan mezarlığında yatıyor. Yani burada artık bulunuyor. Ha! Bu arada bir dakika geriye gelin, geriye gelin, geriye gelin. Bir fotoğraf daha göstermem lazım size. Bakın bu fotoğraf bir tiyatro sahnesi. Bu tiyatro sahnesinde sağ tarafta gördüğünüz insan, hani şu ceketini çıkaran insan Haldun Dörmen. Monsieur Brumel Türkiye'de bir de tiyatro oyununda oynadı. Bir Alman, işte bakın Haldun Dörmen'i. Haldun Dörmen'in sahneye koyduğu bir Alman eserinde, Almanya'da daha doğrusu Nazi kamplarını anlatan bir eserde oyuncu olarak oynadı ve bir Alman çavuşun rolünü oynadı. Ve ben İzmir'de, İzmir Açık Hava Tiyatrosu'nda o tiyatroyu gittim, izledim. Ve Monsieur Brumel de orada oynadığı için de çok gurur duydum. Babam da çok gurur duydu. Ve hep birlikte yaptık. Yani böyle bir insandı Monsieur Brumel. Türkiye'de gerçek anlamda matbaacılığın gelişmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Ve dolayısıyla ona buradan bir artık postmortem ölümünden sonra teşekkür etmek istiyorum. Bir gün yolunuz Feriköy Protestan mezarlığına düşerse siz de gidin bir çiçek koyun. Çünkü Türk matbaacılığının gelişmesinde çok önemli rolleri olan bir aziz bir insandı. Şimdi tekrar değişmeye doğru dönelim. Her insanın hayatında kritik anlar vardır. Kritik anlar vardır ve bu kritik anlar aslında hepimize ait kritik anlar gibi görünse de bunlar bir araya geldiği zaman bir toplumun toplumsal hafızasını, toplumsal geçmişini ifade eden olaylar haline gelir. Ben 1965 yılında İzmir'de Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldum. Burada Cumhuriyet'e olan borcumu da bir kere dile getirmem lazım bir matbaacı çocuğu olarak. Ben İzmir'de, İzmir'in Kahramanlar semtinde doğdum. İlkokulu İzmir'in Gazi İlkokulu'nda okudum. Kahramanlar semti yoksul bir mahalleydi ve bizim mahallemizin bir ilkokulu vardı. Fakat babam benim varlıklı çocuklarla beraber okumamı istiyordu. Kılık kıyafetimin ona göre olmasını istiyordu. Ve orada daha bir iyi bir eğitim alacağıma inanıyordu. Ama o zamanlar devlet okullarında bulunduğunuz mahalleye yazılmak, okuluna yazılmak zorunlu vardı. Babam yalnız orada işte ilişkilerini kullandı. Çünkü matbaacılık aynı zamanda insana güzel ilişkiler getirir. Bastığınız ürünler ki biraz anlatacağım onları ne olduğunda, nereden nereye geldiğimizi. Bastığınız ürünler dolayısıyla çeşitli sektörlerle ilişkiniz vardır. Ve o ilişkili sektörler bir süre sonra arkadaşlıklara da dönüşür. O ilişkilerini kullananlar beni Gazi Okulu'na gönderdi. Yani ben çocukluğumda solcu böyle oldum ben. Çünkü çok fakir bir mahalleden sabahları kalkıp okula, zenginlerin okuduğu bir okula gidiyordum. Akşam gene fakirlerin mahallesine dönüyordum. Bu seyri sefer, sınıflar arası bir seyri sefer gibiydi. Fakat şöyle bir şey vardı. Cumhuriyet'in o döneminde
bu okulların farklılığı sınıflar arası bir farklılık duygusu vermiyordu insana. Çünkü hepimiz neticede siyah beyaz önlükler giyiyorduk. Ve gittiğimizde dünyanın en olağanüstü olabilecek kadın öğretmenine düştüm ben. Hatice Birkan diye. Hiçbir zaman unutmadım ilkokul öğretmeninin adını. Zaten çocuklar ilkokul öğretmenlerinin adını unutmazlar. O Hatice öğretmen bizlere öyle bir eğitim, eşitlikçi eğitim verdi ki ben Cumhuriyet'in eşitlikçi eğitim kavramının ne olduğunu orada gördüm. Yani neticede Cumhuriyet'in parasız okulunda okudum ben. Daha sonra İzmir Namık Kemal Lisesi'ne gittim. Orası da devlet okuluydu. Orada da parasız okudum. Daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayıncılık Yüksekokulu'na gittim. Orada da parasız okudum. Devlet okuttu beni, Cumhuriyet okuttu. Ondan sonra Cumhuriyet, bu ülkenin Cumhuriyeti bana burs verdi. Fransa'ya doktora yapmaya gönderdi. Fransa'da doktora yaptım. Yani hayatımın Kahraman Marmaris'ine itibaren bütün eğitim aşamalarında Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet beni babamın imkanlarının çok ötesinde bir eğitimle donattı ve buraya getirdi. Bu lafı Süleyman Demirel'in, rahmetli Süleyman Demirel'in ölmeden önce Isparta'da İslamköy'de kendine ait bir müzenin açılış sırasında yaptığı konuşmada bir kere daha duydum. Süleyman Demirel o yaptığı konuşmada dedi ki bize, bakın benim doğduğum yer şurası dedi, bir binayı gösterdi. Gösterdiği yer, affedersiniz, bir ahır gibi bir yerdi. Ben dedi burada doğdum dedi. Burada ilkokula gittim. Isparta'da liseye gittim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Devlet bana genç yaşta müdürlük verdi, Amerika'ya gönderdi, sonra başbakanlık koltuğuna oturttu, ondan sonra da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturttu. Türkiye'nin demokrasi tarihi işte böyle kenar mahallelerde doğan ve devletin eşitlikçi eğitim anlayışı ve imkanlarıyla yetişen, büyüyen çocuklarla doludur. Bunlara son cumhurbaşkanımız da dahildir. Kasımpaşa'da bir kıyı kaptanının çocuğu olarak doğup bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. O yüzden bugünlerde geriye bakıp konuşurken o geçmişteki o cumhuriyetin bize sağlıkları karşısında nankörce ve vefasızca davranışlar benim şuramı çok yaralıyor. Çok yaralıyor. Kimsenin buna hakkı olmadığını düşünüyorum. Evet, işte böyle bir anda ben üniversiteye gittim. Bugün üniversite arası sınav dediğimiz, seçme yerleştirme sınavı dediğimiz sistemin ikinci yılıydı. Ve o günlerde moda olan şey mühendislikti. Ben de kimya mühendisi olmaya karar vermiştim. Kimya mühendisliği, makine mühendisliği, altı tane seçme hakkımız vardı. Altı tane mühendislik yazdım. Fakat sonuçlar geldi ki hiçbirini kazanamamışım. Yani ben de meğer mühendislik kabiliyeti yokmuş. Puanım yüksek ama seçmedeki yaptığım yanlışlık dolayısıyla hiçbir yere giremedim. Tabii kahroldum. Fakat o sırada sistemdeki yanlış daha ikinci yılda anlaşıldığı için bize ikinci bir seçme imkanı tanındı. Ve tek tek fakültelerde listeler asıldı. Puanlar çıktı. İsimler çıktı. Bir baktım ki ben o günlerin en gözde fakültelerimden bir tanesinde benim adım var. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mülkiye. 1965 yılı. Mülkiye'nin efsane olduğu yıllar. Çok sevindim tabii Mülkiye çıkınca. Gittim. Fakat Mülkiye'ye gittiğimde bir başka okul daha var. Yanında baktım. Basın Yayın Yüksekokulu yazıyor orada. Oraya da puanım tutuyor. Mülkiye'nin puanı daha yüksek. Onunki daha aşağıda. Fakat orada da adım çıkmış benim. Ve o yıl açılıyormuş o okul. İlk defa Basın Yayın Yüksekokulu. Türkiye'deki ilk basın yayın yüksekokuludur yani. Daha önce bir enstitü olarak İstanbul Üniversitesi'nde vardı. Benim aklım karıştı birazcık. Hangisine gideyim falan diye. Dedim ben bunu akrabalarımla danışayım. Akrabalarıma danıştım. Hepsi bana şunu söyledi. Sen deli misin ya dediler. Tabii ki Mülkiye'ye gideceksin. Vali olursun. Büyükelçi olursun. Siyasetçi olursun. Yani böyle bir şans gelmiş dediler. Ne öbürü ne basın yayın yüksek. Matbaacı mı olacaksın baban gibi dediler bana. Babama gittim ondan sonra. Babam gene rakısı önünde. Benim babam antikomünisti. Çok ciddi bir antikomünisti. Adnan Menderes hayranıydı. Öyle bir antikomünisti ki İzmir fuarında bizi Rus pavyonunun önünden geçirmezdi.
fişlerler sizi derlerdi. İşte o babam, ben de o sıralarda hafiften solculuğa başlamışım. Sosyal demokrat falan giriyorum böyle işi içinden. Babama dedim ki, baba böyle böyle bir şey, hangisine gideyim dedi. Babam gel otur oraya dedi. Rakısından bir yudum aldı. Şimdi de sana bir şey söyleyeceğim. Ama bunu eğer bir başkasına söylersen bir daha yüzüme bakma. Ayrıca inkar ediyorum, benim oğlum yalancı diye herkese de duyururum dedi. Ne dedim? Bak dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ben dedi gizli gizli bu İlhan Selçuk ve Çetin Altan denen deyusları okuyorum dedi. Çok hoşuma gidiyor yazdıkları dedi. Baba dedim ya, sen dedim komünistsin dedim, onlar dedim solcu. Sen de dedim solcu fikirlerin var, sen nasıl antikomünistsin? Dur dedi, alakası yok onunla dedi. Zaten onu söyleyeceğim sana. Ah dedi, bir de komünist olmasalar dedi çok daha seveceğim. Ya dedim baba, sen fikirlerini seviyorsun adamların. Adamların kendisine adını koyduğun zaman sevmiyorsun dedim. Şimdi babamla başladık şeye falan. Neyse dedi, o önemli değil dedi. Önemli olan şu dedi. Bak dedi, biz dedi Bulgaristan'dan kalktık geldik. Hiç dedi ailemizde bir tane dedi şey yok. Tanınmış insan yok dedi. Hepimiz dedi Kırcaali köylüsü olarak geldik buraya. Hepimiz dedi sıradan birer Kırcaali köylüsü olarak dedi burada devam ediyoruz hayatımıza. Ya dedi belki dedi bir gün sen de dedi böyle bir şöhret olursun. Hiç olmazsa ailemizden bir tane şöhret çıkardı dedi. Ailemiz de şey yapar bunda. Bir tek babam söyledi bunu. Babamı dinledim. Çünkü içimde benim de o vardı. Gittim ve tercihimi böyle yaptım. Şimdi bugün geriye baktığım zaman bunu İlhan Selçuk'la Çetin Altan'a yıllar sonra anlattığımda çok çok hoşlarına gitti. Allah ikisine de rahmet eylesin. Olağanüstü insanlardı gerçekten. Yani dedim sizin sayenizde ben antikomünist bir babanın sizi sevmesi sayesinde dedim. Ben burada bu mesleği yapıyorum bugün dedim. Böyle bir geçmişi oldu. Evet, matbaacılar böyle vizyoner insanlardır. Yani takıntılı gibi gözükürler bazı şeylerde ama her zaman o takıntılarını aşacak bir vizyonları vardır. Çünkü yaptıkları iş budur. Yaptıkları iş hep insanların bakıp okuyacağı şeylerdir. Mesela matbaacılar Türkiye'ye çok önemli bir şey getirmiştir. Ne biliyor musunuz? Şirket amblemlerini. Şirket amblemlerini matbaacılar basmıştır. Benim babamın dükkanında ben gördüğüm şeyler, onun sayesinde edindiğim ilişkiler, çok güzel hatıralarım var benim. Mesela o antetli kağıt kavramını, yeni kurulan şirketler, şimdiki startup dediğimiz gibi o zaman küçük küçük şirketler konuşuyordu, matbaacılar anlatırdı. O kağıtları basmak için, hatta antetleri kendileri çizerlerdi bazen. İlk antetler, babamın şimdi bakıyorum İnan Matbaası diye kendi yaptığı antete bakıyorum. Şimdi biraz önce şurada gördüm sizin vakfın antetini. Çok güzel. Kim çizdiyse bilen mi çizdi? Bravo, çünkü müthiş bir şekilde Gutenberg'in gravür şeylerinden esinlenmiş çizgiler de var orada. Mesela şunu da çok sevdim. Bu da çok güzel. Yani değişim yazısını, eğitim ve değişim hepsi içerisinde görünüyor böyle baktığınız zaman. Çok da güzel dizayn edilmiş şeyler. Benim babam matbaası mesela sabun kutuları yapılırdı. Boya kutuları yapılırdı. Bugün Dio diyebildiğimiz şirketin dükkanı babamın işte o ilk şey yaptığı Küçük Demirhan'daki Mustafa Nafizleri'nin kırtasiyecisinin karşısında bir küçücük dükkandı. Dio, Durmuş Yaşar ve oğulları diye. Ben biliyorum çünkü beraber oynardık orada. Orası böyle küçük bir mekandı. Hatta hayatımın İlk trajedilerinden birinde orada yaşadım ben. Öğlen sonraları iş güç olmazdı. Yani işler genellikle okul zamanı, akşam üzeri okullardan sonra insanlar kırtasiye almaya gelir. Ben de çıraklık yapıyorum orada tezgahların yanında. Tezgahtarların da en büyük merakı civardaki çocukları kavga ettirmek, dövüştürmek falan şey eğleniyor onlar da. Yanımızda da bir tane hemen Yahudi bir manifaturacı vardı. Hayatta hiç sevmediğim şey fiziki yarışmalardır. Yani güreş müreş falan. Zaten cılızım şu kadar, kollarım var böyle. Dediler ki şu Yahudi çocuğa seni bir güreştirelim. Ya şimdi yani sevmiyorum yani şey olarak falan. Yok bok bilmem ne falan, bizi dolduruşa getirdiler ve Yahudi çocuğunla biz bir güreştik. Çocuk aldı benim sırtımı dang diye vurdu yere.
Tabii şimdi bir Türk çocuğu tarafından yenilmekle Yahudi çocuğu tarafından yenilmek o dönemde aynı şey değildi. Bunu Yahudilere okullarında burada gittiğimi anlattığım zaman herkes gülmekten kırılıyordu. Çok ağrıma gitti. Ben de gece intikam almak için gittim o çocuğun babasının dükkanının duvarına işedim. Nasıl bir intikam diyeceksiniz bu? İşte çocuk intikamı yani. O sırada manifatörcü gördü bunu, Yahudi manifatörcü. Çıktı bana pat diye bir tane çaklattı. Ben bir dayak da o çocuğun babasından yedim. Tabii o günkü içimdeki o nifak duygusu galiba biraz gazetecilikte de vardır o nifak duygusu. Gittim babama şikayet ettim. Dedim Yahudi manifatörcü bana tokat attı. Babam içmiş zaten o sırada kafada iyi bir babam. Babam indi aşağı kolları sıvadı indi manifatörcüye adamı itiyor kalkıyor. Adam babamın da dostu. Çok da iyi dostlar orada yani esnaf hep beraber. Manifatör Yahudi manifatörcü bir dakika Şükrü Bey ya bir dinle dedi. Sen dedi oğlanın ne yaptığını biliyor musun dedi. Ne yaptı dedim. Ya geldi dükkanımın duvarına işedi dedi. Ben duruyorum orada böyle tamam. Döndü yaptın mı dedi. İzi duruyor zaten işediğim şeyin izi duruyor orada böyle. Suç yani deliller orada. Vallahi bir tane babam çaktı bana. Yani hayatımda yemediğim dava yedim o gün ve dersi de aldım. Hayatımın derslerinden birini de aldım orada. Yani savaşta yenilirsen bile sakın öfkeye kapılma. Çünkü öfke seni daha büyük yerlere götürür diye. Bunu iş hayatımda çok yerine getirdim. Şimdi o yıllarda bir matbaacı oğlu olmanın fakat en büyük avantajını bir olayda kullandım. Harika bir avantajdı o gerçekten. Babam İzmir'de bulunan Amerikan Hava Üssü'nün sinema davetiyelerini de basardı. Onların bir sineması vardı. İzmir'de bir sinema salonunu haftada bir gün, cuma günleri kiralarlardı. O gün sadece Amerikalılar gelirdi oraya. Yıl 1964. Beatles çıkalı 2 yıl olmuş. Ben Beatles hayranıyım. Saçlarımı uzatmışım. İzmir'de saç uzatan ilk 3 oğlan çocuğundan biri benim. Hatta babama senin oğlan eşcinsel oldu diye şikayet etmişler kahvede. Babam ağlayarak eve geldi bir gün. İşte oraya bir gün babamın bastığı davetiyelere bakıyorum. Aa, Beatles'ın Hard Day's Night filmi gösterilecek. Türkiye'de olsa da bu filmler 10 yıl sonra falan geliyor yani. Daha müziklerini dinleyemiyorsunuz şeyde. Bunu görünce tabii ben deliye döndüm yani. Baba dedim, ben buraya gidemem mi? Onu dedi, Amerikalıların dedi, nasıl gideceksin sen oraya dedi. Ya dedim söylesene ne olur ne olur anlat dedim anlattı. Neyse arada aracılık yapan bir tane Türk vardı bu şeyleri basmasını yapan. Ona demiş ki benim oğlan böyle ya demiş bu uzun saçlı heriflerin demiş çok hayranı bu. İlle gelmek istiyordu. Amerikalı ha iyi tamam gelsin demişler ya ne güzel bir şey diye gittim. Ve Amerikan sinemalarındaki o tereyağlı mısır kokusunu ilk defa orada aldım. Ve o koku hala o kokuyu istediğim zaman çağırabiliyorum geriye. Yani o kadar kafama yer etti Beatles filmini seyrederken. İşte matbaacı çocuğu olmanın böyle insana getirdiği avantajlar da vardır. Ve ben bu avantajları bol bol kullandım. Şimdi değişimden söz ediyoruz. Değişimden söz ediyoruz. Bakın. Biraz önce amblemden bahsettik, Gutenberg'den ve bize tarih kitaplarında hep şu öğretildi. Türkiye, yani Osmanlı İmparatorluğu matbaayı çok geç benimsedi diye. Gerçekten öyledir. Geç gelmiştir Osmanlı'ya matbaa. O yüzden Türkiye'de el yazmaları çok önemlidir. Yani duygusal olarak da önemlidir, hala da önemli kalmıştır. Ama biraz önce dediğim gibi, Cumhuriyet matbaacıları bu geri kalmışlığı çok ileri götürdü. Bunun güzel örneklerinden birini size anlatayım. Metropolitan, New York'taki Metropolitan Müzesi, müzecilik tarihinde devrimci bir olaya imza attı. Bundan 8-9 yıl önce, 7-8 yıl önce, 40 yaşında ölmüş bir modacının, bir tasarımcının sergisini açtı. Bu tasarımcı gerçekten dünya tasarım tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Alexander McQueen. Alexander McQueen 40 yaşında çok genç yaşta intihar ederek öldü. Ve 40 yaşında ayrıldı bu dünyadan. Ölümünden 2 yıl sonra New York'taki Metropolitan Müzesi'nde bir sergi açıldı. Bir küratör, ki küratörlük sanatının
sanatçılar kadar önemli olmasını sağlayan en önemli sanattaki dönüm noktalarından bir tanesidir. Metropolitan'da Alexander McQueen'in tasarımlarından bir sergi açtı. Fakat bu sergiyi açarken küratörlük vizyonunu ve yaratıcılığını ortaya koydu. Bütün elbiseler için çok hareketli damiler, yani cansız mankenler yaptı. Ve bunu bir hikaye çerçevesinde sundu. Sonuç şu oldu: Metropolitan tarihinde bir sergi ilk defa bu kadar büyük bir ilgi gördü. 550 bin kişi gezdi sergiyi. Sergi 4 kere uzatıldı. Metropolitan tarihinde ilk defa pazartesi günleri de açıldı. Metropolitan tarihinde ilk defa sergi akşam saat 12'ye kadar açık kaldı. 5., 6. defada uzatılacaktı. Fakat ondan sonra gelecek olan planlanmış sergiye yetişemeyeceği için onu yapmadılar. Bu sergi bu kadar tutunca daha sonra Londra'da da açıldı. Bu sergiyi çok tutunca bu küratörler bu defa ondan sonra ikinci bir sergiye açtılar. Ben New York'taki sergiye gidemedim, yetişemedim. Fakat daha sonra New York'a gittiğimde Metropolitan'ın Alexander McQueen'le ilgili hazırladığı albümü aldım. Evimde baş köşede duruyor. Olağanüstü bir kitaptır çünkü. Daha sonra bu tutunca bu defa dünyaca ünlü Comme des Garçons markasının yapımcısı Ray Kawabata galiba, değil mi adı? Evet, öyle bir şeydi. Kawatubo, evet. Ray Kawatubo. Onun sergisini açtılar. Ray Kawabata gerçekten çok olağanüstü bir tasarımcıdır. Şurada gördüğünüz tasarımları yapan insandır. Fransa'da şu anda çok ünlü markanın Comme des Garçons markasında, uluslararası markadır şu anda. Onun arkasındaki beyindir ve bir Japon kadındır. Ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Bu sergiyle ilgili bir yazı yazdım. Yazının çıktığı gün beni birisi aradı. Dedi ki, Ertuğrul Bey, evet. Sermet Bey aradı beni. Dedi ki, biliyor musunuz, o serginin kitaplarını biz bastık. Nasıl yani dedim. Evet dedim, Metropolitan'ın kitaplarını biz bastık dedi. Size dedi bir tane gönderiyorum ben dedi. Gönderdi, olağanüstü bir baskı. Olağanüstü bir baskı ve bir matbaacı çocuğu olarak Metropolitan'da çok çok beğendiğim, çok sevdiğim, dünyaca hakkında dünya kadar yazı çıkmış bir serginin kitabının Türkiye'de basılmış olmasından dolayı gurur duydum. Şimdi bakın, Cumhuriyet matbaacıları dedim ki geçti. Yani o rotarı yakaladı, daha da ileriye gitti. Ben Fransa'da okuduğum yıllarda 1970-76 arasında kitapçılarda hep kaliteli baskılara gider bakardım, albüm kitaplarına falan. Bu albüm kitaplarının %80-90'ı İtalya'da basılırdı. İtalyan matbaacılığının ürünüydü bunlar. Ve çok takdir ederdim ben. O kadar güzel baskılardı ki, yani hepsi evimde olsun isterdim o baskıların. Ve şimdi artık o baskılar Türkiye'de yapılıyor. Matbaacılıktaki, Türk matbaacılığındaki en büyük değişim ne diye sorarsanız bana, size derim ki Türk matbaacıları bugün bu işi bir sanayi dalı, yani bir matbaa sanayi olmaktan çıkarıp bir sanat eseri haline getirmeyi de başardılar. Yani Türkiye'deki artık geldiğimiz nokta kalitedeki rekabettir ve bu rekabetin zaten çok güzel örneklerini buluyoruz. Sadece kitap basma alanında değil, burada adını bildiğim, tanıştığım, şu anda ben matbaa şirketlerinin hepsini bilirim ismini ezbere. Çok takip ediyorum çünkü. Nerede çıksa bir şey okurum onlarla ilgili. Fakat sahiplerini tanımıyorum. Bir Duran Offset'in sahiplerini tanıyordum. Onlarla arada bir görüşüyordum. Fakat şimdi bu sabah burada tanıştım çoğunla. Hepinizi tebrik ederim. Gerçekten her alanda, sadece kitap alanında değil, başka alanlarda, ambalaj alanında, şurada, burada. Biraz önce girmeden önce öğrendim ki Diageo'nun viski kutularını bir Türk matbaası basıyormuş. O da aramızda. Yani bunlar gerçekten Türk matbaacılığının geldiği yeri gösteriyor. Şimdi gelelim son soruya. Kapıda bana sordular. Dediler ki, siz geçmişte bir yazı yazdınız, 2027 yılında gazete olmayacak diye. Evet, yazdım. Ama ondan
10 yıl önce de başka bir yazı yazmıştım. 2020 yılında plak olmayacak diye. 2020 yılında CD olacak diye yazıyordum ben. CD kayboldu ama 33'lük plak bugün tekrar yücelmeye başladı. Benim çevremdeki bütün gençler tekrar 33'lük vinil plak kullanmaya başladılar. Şimdi diyebilirsiniz ki bu sadece nostalji mi? Bir nostaljinin eseri mi? Sadece nostaljiyle yaşayamaz insanlar. O aynı zamanda iç dünyalarında bir yere dokunuyor demektir. Yani somut bir şeye dokunma duygusunun da ifadesi o. O yüzden ben diyorum ki baskı ölmeyecek. Baskı kalacak. Belki hayatımızda başka yerlere gidecek. Bu 3D, 3 boyutlu baskılar belki hayatımızda bir sürü şeyleri değiştirecek. Şu olacak, bu olacak. Devrimler oluyor çünkü müzikte. Mesela müzikteki bu son streaming devrimi. Benim hayatımda gördüğüm en olağanüstü, en büyük müzik devrimi. Ben çok müzik hastasıyım ve hayatımdaki müzik tüketimim İzmir'de aldığım ilk 78 plaklarla başladı. 3 tane plak almıştım. Küçücüktüm daha. Evimizde o hepinizin evinde hani Formica'nın çıktığı dönemde böyle plak koyardık pat 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 düşerdi. 3 tane 78 devirlik plak aldım. Hala hatırlıyorum. Biri Polanka'nın, biri Erol Büyükburç'un, biri de bir tane daha plak vardı. 3 plak kolumun altında belediye otobüsüne gelirken çektiğim ızdırabı size anlatamam. Bir yandan ağır, bir yandan da kırılmasın diye devamlı o kalabalıkta korumaya çalışıyorum o plakları. Taşıdığım şey 6 tane şarkıydı. 6 şarkıyı taşıyordum yani. Böyle hamal gibi 6 şarkı dinleyeceğim diye taşıyordum. Bugün cebimde şu cep telefonumla 36 milyon şarkıyı taşıyorum. Şimdi geldiğimiz bu noktadan itibaren artık yani yolda giderken bir müzik duyuyorum, Shazam'la dinliyorum, bakıyorum, Spotify'dan indiriyorum, beğenirsem listeme koyuyorum. O anda satın almış oluyorum ve bütün bunlar karşılığında ödediğim para ayda 14 lira. Bedavası da var. Araya reklam girmeyi kabul ederseniz bedavası da var. Şimdi böyle bir devrim yaşıyoruz biz. 3D'ler geldi hayatımıza. Ama matbaacılık dediğim gibi hem ambalajın giderek önem kazanması, ambalaj o kadar önemli ki, o kadar önemli bir meta haline geldi ki, yani ben şarap içerken emin olun etiket, o etiketin baskısı, kalitesi, psikolojime hitap etmesi o kadar önemli ki bazen aynı fiyat arasında iki şarap tercih yaparken mutlaka etiketi daha güzel olanına elim gidiyor. Bunun gibi matbaacılık devam edecek, değişimlere devam edecek, zorluklarla devam edecek ama matbaacılık hayatımızda kalacak. Evet, benim hikayem böyle bir hikayeydi ama benim hikayem sadece benim babamın veya benim hikayem değildi. Bu Türkiye'de çok sayıda matbaacının da hikayesidir. Matbaacıların bir bölümü babalarından gelen bir varlıkla aile olarak başlamıştır. Kimi kendi hayatlarında başlamıştır. Ama şundan emin olun ki matbaacılık gurur verecek bir meslektir. O yüzden ben babamın matbaacı olmasıyla gurur duyuyorum ve babamın mezar taşının üzerinde sadece matbaacı yazması da herkese gururla göğsümü gererek anlattığım bir şeydi. Konuşmamı bir şeyle bitirmek istiyorum. Babam öldükten sonra mezar taşını yapmak üzere mezarlıkta gezerken o sırada mezarlığı ziyaret eden başka aileler vardı İzmir'de. Beni tanımışlar, geldiler benim yanıma. Dediler ki Ertuğrul Bey sizden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun dedim. Dediler ki bakın bu mezarlıkta, İzmir'deki bu mezarlıkta mezarlar birbirlerine çok benziyor dediler. Sizden rica ediyoruz lütfen şatafatlı matafatlı bir şey yapıp bizim mezarlarımızın onun yanında çok mütevazi olarak kaldığı duygusu vermeyin. Bu çünkü dediler bizlere vicdanı bir yük yüklüyor. Dolayısıyla kendimizi iyi hissetmeyeceğiz biz. Biliyor musun sarılıp öptüm insanları. Dedim ki dünyada bana söylenebilecek dünyadaki en güzel lafı söylediniz. Hiç merak etmeyin dedim. Babamın mezarı da sizin gibi olacak dedim. Ve ben de dedim bunu her yerde anlatacağım. O yüzden bir gün İzmir'de o mezarlığa gidip başımda
Matbaacı Şükrü Özkök yazan bir taş görürseniz bilin ki o aynı zamanda mezarlıkta eşit olma duygusunun güzelliğini anlatan bir mezar taşıdır. O yüzden de İzmirlilere çok teşekkür ediyorum. Hepinize bir kere daha matbaacılar önünde bu duygularımı anlatma fırsatı verdiğiniz için minnetlerimi ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim tekrar. Öncelikle Sayın Ertuğrul Özkök'ün aramızda olmasına vesile olan BASEV geçen dönem yönetim kurulu başkanı Sayın Sermet Doğan'a teşekkür ediyoruz. Vakfımız ve kongre katılımcılarımız adına Sayın Ertuğrul Özkök'e teşekkür etmek üzere BASEV yönetim kurulu başkanı Sayın Saadettin Kaşıkır'ı arz ediyorum. Müzik